Ben hukukçu değilim. Yasa, mevzuat, yönetmelik bilmem ama emin olduğum tek bir şey var. Patlama Büyük Coşkun Araba Eşek Fabrikası'nda oldu. Ama buradaki 7 işçiyi denetimsizlik ve cezasızlık öldürdü. Bundan sonra denetimsizlik başka canları almasın, cezasızlık yeni katliamları davetiye çıkarmasın diye parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçiyi, bir emekçiyi daha kurban etmemek için Hendek için adalet istiyorum. Ben de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İşçi olmazsa işveren asla olmaz. İşverenlerin de ceplerini dolduran bu gariban işçilerdi. Ben Sebahattin'in ablasıyım. Biz gerçek adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyoruz. Parasıyla adalet satın alanlara bizim davamızın örnek olmasını istiyoruz. Bu ülkede artık adalete hiçbir şekilde güvenimiz kalmadı. Son umutlarımız artık belki bize de adalet en kısa zamanda tecelli eder diye bekliyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi. Biz her gün acıyı yaşıyoruz. Allah bizden başka kimseye bu şekilde acı yaşatmasın. Amin. Bu bugün duruşmamızın 5. celsesini gördük. İki tutuklu sanığın tutukluluğuna devamına karar verildi. Dosyada bir ek bilirkişi raporu alınmıştı. Hazırlıkta alınan, savcılığın aldığı bilirkişi raporundaki bazı hususları aydınlatmak üzere. Bu rapor çok açıkça dedi ki, yargılanan sanıkların ölümlerden, bu kadar işçinin yaralamasından bizzati sorumluluğu vardır. Gerekli önlemleri almamışlardır. Bu patlama bizim de başından beri söylediğimiz gibi göz göre göre gelmiş, bu kadar insanımızın canına mal olmuştur. Bunu bilirkişi raporu da, ek bilirkişi raporu da söyledi. Buna ilişkin beyanlarımızı sunduk. Özellikle tutukluluk yönünden ve suç değerlendirmesinin taksir değil, ihmal değil, kasıt, bilme, sonucu isteme, öngörme, buna rağmen sonuca engel olmama üzerinden daha ağır bir maddeden olması gerektiğini de bu celse söyledik. İşçi nedir? İşçi nasıl eziliyor? Hakları nasıl yeniyor? Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama ne zamanki canımız yandı, bundan sonra ezilen, işveren tarafından ezilen, ahor görülen işçilerin, canlarını kaybeden işçilerin her zaman arkasında olacağız. Patronların nasıl hayırsever insan olduklarını, nasıl vergi verdiklerini, nasıl çocukları sünnet ettiklerini, hangi bakanlarla tanıştıklarını, hangi bakanlarla görüştüklerini dinledik. Bizim canımız yandı, bizim anılarımız, acılarımız hiçe sayıldı, görmezden gelindi. Bizim kaybettiğimiz canlar parmak hesabı yapıldı. Başka iş cinayetleriyle karşılaştırıldı. Resmen ceza almamayı hak ettiklerini söylediler. Suçsuz olduklarını savundular. Biz ölen öldüğüyle kalsın istemiyoruz. Ölen öldüğüyle kalmasın, bir şeyler değişsin istiyoruz. Bizim gözümüzün içine baka baka burada çalışmasaydı dediler. Ölümü hak ettiklerini, ölümün onlara reva görüldüğünü savundular resmen. Biz artık ölen öldüğüyle kalmasın, bir şeyler değişsin istiyoruz. Sistem parayla işlemesin istiyoruz biz artık. Sonunda her şey ayan beyan açığa çıktı. Bu şirket yönetimiyle alakalı işçi, işveren, ustabaşları, bu zaten belliydi. Şimdi benim değinmek istediğim başka bir nokta. Bu fabrika 2007'de açılmış. 2007 açılmış. İş güvenlik uzmanlarının belirttiği eksiklikler var. Ruhsatı Hendek Belediyesi. Bu ruhsatı vermiş. Ama eksik ama doğru bir şekilde almış. Denetleme ayağına geleceğim. İtfaiye, her şey tam. Üçüncü ayda denetleme olmuş. Yedinci ayda patlama oluyor. Ya dört ayda buradaki fabrikada bütün eksiklikleri bu işçiler kırdı, döktü, yaktı mı? Sakarya Büyükşehir Belediyesi denetlemecileri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetlemecileri. Ha burada en vahimi, çok 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 vahimi, tanık olarak dinlenen emekli polis memuru Fikret Çuvalcıoğlu. Bugün sanık, müşteki sanık Ahmet Çağırcı yine söyledi.
Fikret Çuvalcıoğlu Mart geçen Haziran'daki duruşmasında ben görmedim, bilmedim, duymadım oynadı. Bir işveren 7 kişinin yakasını paçasını düzeltsin diye maaş verir mi? Ahmet Çağırcı söyledi. Çin mahallesindeki kaçak yapılan yapıları, depoları, bunların arasındaki mesafeleri, burada barut üretileceğini özellikle söyledi. Bu da sanık, müşteki sanık. Tanık Fikret Çuvalcıoğlu'nun yaptığını söyledi. Bu adam bu cesareti, bu gücü nereden alıyor? Nereden alıyor? Emniyet müdürlüğüne söylüyorum tekrar. Emniyet müdürlüğünün içinde çürük elma var. Bu adama bilgi akışı geliyor. Ben öyle görüyorum. Öyle görürüm, başka bunun bir açıklaması yok. Mahkemiyetinden şey yaptık, bir şey yapılmadı. Buradan savcılara da söylüyorum, suç duyurusu. Tanık Fikret Çuvalcıoğlu hakkında işlem yapılmasını talep ediyorum. Ya Fikret Çuvalcıoğlu yalan söylüyor, ya Ahmet Çağrı yalan söylüyor. Tanık Fikret Çuvalcıoğlu'nun denetlemelerini önceden söylediğini fabrikanın sahipleri söylüyor. Bütün sanıklar söylüyor. Müşrikler zaten söylüyor. Bu adam ben söylemedim. Burada bir yalan söyleyen var. Ama kim?